Selamünaleyküm arkadaşlar. Ney? Oradan niye başlıyorsun? Oradan öyle başlayayım. Gezmiş oluyorum mekanımı. Selamünaleyküm millet. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Burada benim MTX'im var. Bakın burada bir Altai F1 Pro Max var. Buna da makine yapacağız. Ondan sonra cima burada WoW 150 ve Resivo 250'm var. Burada Samet kardeşimin Venanos'u var. 50-125 ama biz bunu 155 cc'ye modifiye ettik. Çok güzel oldu, çok şahane oldu, iyi gidiyor. Karbüratörlü. Burada da bir kırmızı aresim var. Bayağıdır yatıyor, şunu biraz canlandırayım istedim. Biraz uğraştım. Hatta şöyle egzoz yaptım, bakın göstereyim. Tabii bu egzozu aslında keyiften yapmadım. Bu egzozu motorun egzozunun dandikliğinden yaptım. Şimdi bu ares 2020'de farklı geldi, 21'de farklı geldi, 22'de farklı geldi, 23'te farklı geldi. Areslerle ilgili videolarım vardı. Hala duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum ama şimdi bu 2023 areslerle ilgili size anlatacaklarım var. O yüzden öyle hem muhabbet olsun, sohbet olsun hem de şu motordan biraz size bahsedeyim istedim. Samet gelir misin be? Sana zahmet. Arkadaşlar bu motor benim. Ares'in kilometrem kaç olmuş bakayım şöyle bir. Kilometrem 3645 olmuş. Bunda gösterge eskiden beyazdı. Maviye dönmüş. Bu şekilde. Bu mavi olması görsel olarak hoş ama gündüz görüşü diğer eski nesildeki beyaza göre biraz daha zayıf. Yani bence beyaz gösterge daha iyiydi. Far aydınlatmaları böyle bir renkli, şekilli mekilli ama bu motor aydınlatma Ares çıktığından beri zayıf. Yani aydınlatmasından ben bu motorun hiç memnun değilim. Başka neyinden memnun değilim? İşin açıkçası ben bunun performansından memnun değildim. Neden? İlk aklıma gelen şuydu. Normalde bugün G6 çinli makineler takribi 10.000 devire kadar, 9.500-10.000 devire kadar çıkabiliyor. Bundaki beyin 9.000 devir üstüne çıkmıyor. Onun üstüne bir de kısa şanzıman dişli oranıyla bu motoru ben sıfır aldım. Rodajı bitirdikten sonra yola çıktım. Göstergesi de GPS'le tam olarak birebir olduğu için la 90 diyemedim motorla. Yani 125 cc bir makinede şimdi 90 diyememek garip bir tadı. Biz Ares'lerin 50'liklerini 80 cc yaptık, ekstra modifiye ettik falan filan. Karbüratörlü devir de çeviriyor. Onda 100 üstüne çıktığımız oldu. Şimdi 80'lik 50'lik motorla 100 üstüne çıkıp da 125 makineyle böyle 85'te, 86'da, 87'de kalmak tabii dokundu. Dedim neyse ben bununla biraz uğraşırım, biraz güçlendiririm, bir şeyler yaparım. Önce makineyi direkt 150 cc yaptım, yemedi arkadaşlar. Neden? Enjektör çünkü öyle bir hassas ayarlanmış ki tam anlamıyla bir 125'e göre. 150 cc'yi motora enjektör bulmadan yapamıyorsunuz. 2023 sahipleri motorunuzu modifiye etmeye kalkmayın. 125 cc olarak dönüyor. Yarın öbür gün yağ yakmaya başladığında klasik G6 silindiri tekrar 125 takın yolunuza devam edin. Ama biraz performans olsun, son hızımı açsın diyorsanız şanzıman dişlerini değiştirebilirsiniz. Şanzıman dişlileri piyasada klasik 125-150 şanzıman dişli grubu. Ama yine de uyum sağlar mı sağlamaz mı korkusu olanlar. Biliyorsunuz Trendyol mağazası açtım. Trendyol'da ben bununla ilgili Ares şanzıman performans dişlisi diye ilanı birkaç gün içinde açarım. İhtiyacı olan benden satın alabilir. Motorların dişlileri değiştirdikleri zaman saatte 100-103-105 km hıza kadar çıkma şansları 9000 devirde kesse de olur. Şimdi bir de bu motorun sahiplerinin büyük ihtimalle benim başıma geldiği gibi egzoz dağıtma problemleri olacaktır. Arkadaşlar motor enjeksiyonlu olduğu için herhangi bir enjeksiyonlu 125-150 egzozu takabilirsiniz ama piyasada az var, çok yok. Ben de ne yaptım? Burada gördüğünüz gibi bu orijinal boruyu kestim. Ucuna şunun adaptörünü kaynattım buradan. Daha sonra şöyle bir aparatla performans egzozu bağladım. Hatta sesini merak edenlere bir çalıştırayım makineyi. Şöyle. Bu şekilde bir ses. Replika egzoz. Yolda giderken beni rahatsız etmiyor. Kendi hoşuna gider, kendi sevmez ama bence güzel. Orijinal egzozlarına mı ne oldu? Hemen getiriyorum. Bekleyin. Evet, bunlar Ares egzozlar arkadaşlar. Bakın bu buradan parça koparmış. Görünüyor değil mi? Görünüyor. Bir de burası boğazı çatlamış. Neyse bunu kenara koydum. Sonra bir tane daha aldım. Bu da bacağından çatladı. Şu an burada çatlak belli olmuyor ama şurası koptu. Kaynağını yaptım. Ondan sonra en son olarak içi dağıldı. Yani Ares sahipleri motorun egzozu bozulduğu zaman para verip benim gibi veya garantiden karşılamasını beklemeyin.
ve egzoz yine dağılacak. Böyle bir şey yapıp veya başka motorun egzozunu uydurun. Hani benim videolarımda bu Ares'lerde işte 100-110 km hızları görüyorduk ya. Bu motorda 2023 Ares'ler için söylüyorum. Bu hızları görebilmeniz orijinal halde mümkün değil. Dediğim gibi biraz performansı artsın diyen arkadaşlar şanzıman dişli grubunu değiştirebilir. Şanzıman dişli grubunda ilanını yakında Trendyol mağazama Rossi Ares performans dişlisi diye eklerim. Bu arada bildiğiniz performans dişlisi değil bu. Aslında bir piyasa dişlisi. Saatte 90 değil 102 km hıza çıkacak. Yani %10, %12 gibi son hızınız artmış olacak. Bunun yanında yakıt tüketiminiz de düşer. Onun haricinde Ares her şeye rağmen benim sevdiğim motor ama keşke eski makineyle gelseymiş, çok daha hoşuma gidermiş. Bu arada motorumu satacağım. Takipçisi olan arkadaşlar sahibini de görebilir. Almayı düşünenler motorumu alabilir. Makinesi ben şahsen 150 değil, enjektör yemediği için 135 cc'ye modifiye ettim. Kawasaki ön camını koydum her motorda olduğu gibi. Bu cam Türkiye'de satılmıyor. Ben bunları Çin'den alıyordum arkadaşlar. Evvelden orijinal vardı onu takıyordum ama sonra Çin'de AliExpress'te bunları AliExpress'ten aldım. Bir de dediğim gibi bir daha egzoz probleminiz olmayacak. Burada gördüğünüz gibi performans egzozuyla beraber biraz güzel bir makine haline gelmiş oldu. Şimdi bu videoyu burada sonlandıracağım ama bu videoyu sonlandırırken hani her motorun inceleme videosunu çekiyorum ya elimden geldiğince. Bu motorun inceleme videosunu çekmememdeki sebep motoru aslında beğenmememden kaynaklanmaktaydı. Hadi şimdi soracak arkadaşlar olabilir bu videoyu izleyip de. Abi bunlara rağmen ben Ares 125 alayım mı? 2023 Ares 125 ben olsam almam. Mesela MotoX'ün WoW'unu öneririm. Güzel. MTX'i şiddetle öneririm. Şahane bir motor. Ellilikleri zaten güzel diğer Çinli rakiplerine göre. Ama Ares 125 2023 benim nazarımda pek alınacak motor değil. Ancak benim gibi manyaksanız, kendiniz bu şekilde adam edecekseniz alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.